Nurak'ta genelde yaklaşık 12-13 yıldır bir çevre mücadelesi veriyoruz biz burada. Bizim öncelerimiz de vardı o. Arkadaşların başlatmış olduğu bir mücadelenin devamını getiriyoruz. İşte görmüş olduğunuz gibi yani Nurak'ın birçok yerinde böyle ocaklar var. Ocaklar hem tarım alanları hem hayvancılık yapılan bölgeler yani buralar genelde. Genel bir anlamda hem tarıma hem hayvancılığa çok büyük zararları var. Artık üretim yapılmamaya başlandı yani bu bölgelerde, tarım alanında söyleyelim yani. Hayvancılık zaten yapılmıyor bu tozlardan dolayı. Genel otlak alanlarını böyle toz duman kapladığından dolayı artık hayvanlar yayılım alanlarını terk etmek zorunda kalıyor. Oradan dolayı da genel bir üretim alanını çok etkileyen bir şeye sahip yani. Onun dışında işte bu çalışan ocaklar, yaylalarda açmış oldukları kuyuları, küçük değil devasa kuyular bu söylediklerimiz yani. O bölgelerde insanların temel geçim kaynağı olan hayvancılık tamamıyla bitmiş durumda yani. Onun dışında o alanlarda tarım zaten yapılmaz hale geldi. Oradan dolayı insan yaşamını komple etkileyen bir şeye sahip zaten. Görmüş olduğumuz gibi zaten geçen araçtan da bunu anlaşılıyor netmiş. Biz birkaç defadır kendilerine bildirdik aslında. Yani işte bu kapalı alanda normalde eleme sisteminin olması gerekiyor. Halen 5-6 yıldır biz bunun mücadelesini veriyoruz. Sürekli her sene söz veriyorlar. Sözünü de yerine getirmiyorlar. Halen bir açık alanda bunun elemesini yapıyorlar yani insanlar. Hatta bu yol güzergahında var olan tarım alanları genelde geçerken araçların yol güzergahlarının sulanması lazım. Bunu yapmıyorlar. Oradan dolayı da sürekli toz halinde bir hareketlilik söz konusu yani. Onun dışında işte işleyen mermer ocağı var, taş ocağı var. Bunların hepsi genel anlamda bizim yaşamımızı büyük bir ölçüde etkilemiş durumda yani. Özellikle yakın mahallelerimiz var yani bu maden ocaklarına yakın yerlerde. Hem patlama yapılıyor, onun sesleri, onun gürültü kirliliği, onun dışında mahalleye yakın yerlerdeki o tozlar genel anlamda insan yaşamını da etkiliyor. Yani artık hayvancılık tarımının dışına çıktık. Mahallenin içerisine doğru artık işleyen maden ocakları haline gelecek gibi gözüküyor yani. Bildiğiniz gibi zaten bu coğrafyada özellikle işte Erzincan, Maraş, Malatya hattından başlayıp yani izin ruhsat almadan maden arayabilir şeyini yaptı yani Cumhurbaşkanı sözde kararnamesi çıkartıp yani. Kimseden ruhsat dahi almadan artık sondaj çalışmaları yapılıyor yani bu bölgelerde. Genel anlamda biz sürekli buna itiraz etsek de sürekli bunun mücadelesini versek de şirketlerin ya da şahısların isimleri değişiyor. Oradan dolayı yeni isimlerle karşımıza çıkıyorlar yani. İşte bu dağın arkasında hemen bir Göksu çayımız var. Onun arkasında HES var. HES büyük bir tahribat zaten yarattı yani bizim ilçemizde. Özellikle içerisinde barındırmış olduğu çeşitli balık türleri vardı yani onlar bitmek üzere. İşte yabani koyunlarımız vardı. O koyunların yaşam alanları komple bitmiş durumda. İşte yaban keçilerin olduğu bir şey var, alan var yani. O alanlar yaşamlar için bitmiş bu durumda yani. Nereye bakarsak bakalım işte hem ilçe merkezinde hem ilçe merkezine yakın mahallelerde işte yaylacılığın yapılmış olduğu dağ bölgelerinde bile maden ocakları sürekli işlev halinde aslında Nurak'ta yani. Bu aslında biraz da şey gibi Nurak'ın biraz muhalefet olmasından dolayı işte devrimci demokrat yapısından dolayı da özellikle bir şey var, yönelim var yani. İster istemez genel anlamda ilçe merkezinin işte ilçede var olan tüm mahallelerin yaşamını büyük ölçüde etkiliyor yani buradaki maden ocakları. Neredeyse bu bölgede hayvancılık yapan insanlar bıraktılar işleri yani. Hem şuradan dolayı genel bir yaylak alanları kalmadı. Onun dışında yani ürettiği şeyin karşılığını almıyor insanlar. Ürettiği şeyin karşılığını almayınca da ister istemez hayvancılık işte tarım alanlarını bırakmak zorunda kalıyor. Yani işte atılan gübrenin, atılan işte tahıl tohumunun hepsinin fiyatları çok yüksek olduğu için, maliyeti yüksek olduğu için tarım alanlarını da insanlar bırakmak zorunda kaldılar yani. Oradan dolayı sürekli bir hem ilçe merkezinin dışına, illere özellikle genelde bir yurt dışına bir şey var yani göç var burada özellikle. Oradan dolayı tarım alanlarımız tamamıyla aslında bitmiş durumda diyebiliriz. Yani üretim olmuyor. Yani daha önce ekilen alanlarımızın hepsi tamamıyla boş bir durumda. Bir karşılığı olmayınca ister istemez insanlar artık üretim odaklı şeylerini terk etmiş durumdalar yani.